Maddi sıkıntıya giren kardeşi için bankadan kredi çekti. Ancak kardeşi borcu ödeyemeyince kavga çıktı. O kavgada abla kardeşini bıçakladı. Annesi olanlara inanamıyor. İyi mi yaptı evi? Sen nasılsın? Ben de iyiyim, ne olsun? Dizime böldüğün için teşekkür ediyorum. Ne demek, rica ederim. Tamam abla. Ben acıya gelemem, hepsi benim başımda. Allah rahmet eder korusun. Çok değil, sadece bir ay önce paylaştı bu görüntüyü sosyal medya hesabında. Dün akşamsa abla ve kardeş kavga etti. İddiaya göre kendisine olan borcunu ödemediği için ablası 29 yaşındaki genci bıçakladı. İçmiş herhalde, alkollüymüş biraz. Annesine falan bağırmış. Kız da sinirlenmiş, ekmek bıçağını almış. Ondan sonra bıçaklamış kardeşi. 39 yaşındaki kadın Samsun'daki evinde annesi ve üvey kardeşiyle birlikte yaşıyordu. İddiaya göre 3 yıl önce paraya sıkışan üvey kardeşi için bankadan kredi çekti. 29 yaşındaki üvey kardeş Abdurrahim İptaş kuafördü. Kredi taksitlerini her ay ablasına düzenli olarak veriyordu. İşini severek yapan İptaş, ablası ve annesiyle de birlikte zaman geçirmekten mutluydu. Anneciğim, seni çok seviyorum. Ben de seviyorum. Sen bir cennet çiçeğisin. İddiaya göre bir süre sonra İptaş'ın işleri kötüye gitmeye başladı ve artık ablası aracılığıyla aldığı kredileri ödeyemedi. Yok mu çaresi dostlar? Subhanallah. Bir buçuk senedir tam gününde ödeyemiyor. Hep aksatıyor. Dün iki kardeş arkamda görmüş olduğunuz binanın 3. katındaki annelerin evinde bir araya geldiler. İkili önce ailevi sorunları nedeniyle sonra da borç yüzünden tartışmaya başladı. İddiaya göre abla mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile üvey kardeşini bıçakladı. Olay anında anne de evdeydi. Çok üzgünüm çocuğum. Evet, ablam şu an arkada. O da televizyona odaklanmış şekilde el sallıyor. Hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Abdurrahim İptaş hastaneye kaldırıldı. Göğsünden 3 bıçak darbesi alan genç ağır yaralıydı. Tedavisi sürüyor. Ne haber abla? İyi mi yaptı evi? Sen nasılsın? Ben de iyiyim, ne olsun? Dizime böldüğün için teşekkür ediyorum. Ne demek, rica ederim. Ablaysa kardeşini bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alındı. İfadesinin ardından da tutuklanarak cezaevine gönderildi.